Arkadaşlar herkese merhaba. Birçok arkadaşımızdan hocam ders çalışamıyorum, sonrasında pişmanlık yaşıyorum şeklinde mesajlar alıyoruz. Pişmanlık kişinin yaptığı veya yapmadığı bir şeyden memnun olmama durumu olarak tanımlanabilir ve pek çok arkadaşımız ders çalışamadığı için de bu duygu durumunu yaşıyor. Peki şimdi bu duygu durumunu yaşıyorsak ve bundan kurtulmak istiyorsak neler yapmalıyız? Şimdi gelin hep beraber bunlardan söz edelim. Ben de öğrencilik döneminde sık sık bu duyguyla karşılaştım. Hatta masanın başında daha sonrasında vicdan azabı duymamak için saatlerce ders çalışmadan oturduğumu biliyorum. Ama unutmayın ki bu durum sizi fiziksel olarak yormaktan ve ders çalışmaya dair motivasyonunuzu düşürmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Böyle anlarda lütfen derin bir nefes alın, arkasından uykunuz varsa uyuyun ve sonrasını planlamaya sakince başlayın. Bu psikolojiye girmedeki en önemli etmen aslına bakarsanız bir şeyleri ertelemek. Erteleme alışkanlığı pek çok öğrencinin hastalığı diyebilirim. Ne yapıyoruz? Öncelikle akşam daha iyi ders çalışıyorum diyoruz. Sonra akşam oluyor. Bu sefer uykum geldi. Sabah erken kalkacağım diyoruz. Sonra sabah erken kalkamıyoruz. Öğlen çalışacağım. Sonra tekrar akşama dönüyor. Günler geçiyor, haftalar geçiyor ve kendimizi ders çalışmazken buluyoruz. Arkasından da müthiş bir pişmanlık duygusu yaşıyoruz. O yüzden burada yapmanız gereken ilk ve en önemli şey erteleme alışkanlığınızdan tamamıyla kurtulmak. Ertelemek dışında yaptığımız bir diğer önemli şey ise konuları ve ders çalışmayı hafife almaktan geçiyor. Özellikle de bunu dönem başlarında daha sık yapıyoruz. Ya bu konu zaten kolaymış, ben bunu biraz çalışınca yapabilirim düşüncesiyle konuları bir süre sonra biriktirmeye başlıyoruz. Biraz vakit geçtikten sonra da artık konuların altından kalkamamaya başlıyoruz. Çünkü konular oldukça birikmiş oluyor. Böylece de pişmanlık duygusu bizi iyice kemirmeye başlıyor. O yüzden hem erteleme alışkanlığından kurtulmak hem de konuları daha ciddiye almak ve daha düzenli çalışabilmek için yapmanız gereken şey kendinize bir program ve plan oluşturmak. Program ve planın önemi her zaman sıklıkla bahsediyoruz. Ders çalışmayı hiç sevmiyor olabilirsiniz ya da ders çalışma alışkanlığınız olmamış olabilir. Böyle durumlarda yapmanız gereken şey kendinize çok ağır, sizi ders çalışmaktan daha da soğutacak programlar yapmak değil. Bunun yerine gerekirse en alt seviyeden başlamak, günde 1 saat çalışmak, belki yarım saat çalışmak, günde 30 soru çözmek, 40 soru çözmek. Emin olun ki hiçbir şey yapmamaktan günde 1 saat çalışmak çok daha iyidir. Özellikle de ilk günlerde programınıza uyduğunuzda, günde 1 saat, 2 saat çalıştığınızda ve akşam yatağınıza yattığınızda emin olun ki vicdanınız o kadar rahat olacak ki sürekli aynı hissi yaşamak isteyeceksiniz. Bir süre sonra çalışma saatlerinizi bile arttırdığınızı göreceksiniz. Bunun dışında daha önceki başarısızlıklarımız da bizim ders çalışmamıza engel olabilir. Daha önce bir sınava çalışmış ve arkasından sınavda başarısız olmuş olabiliriz. Bir süre sonra ne demeye başlıyoruz? Ya zaten ben çalışsam bile yapamıyorum düşüncesi bizi kapladığı için ders çalışmaktan tamamıyla uzaklaşıyoruz. Lütfen bunu düşünmeyin. Tekrardan ders çalışmayı denemeden bu sınavda başarılı olacak mısınız bilemezsiniz. O yüzden burada yapmanız gereken şey kendinize güvenmek. Güvendiğinizde bir süre sonra gerçekten başardığınızı göreceksiniz. Emin olun ki pişmanlık duymaktansa evet ben çalıştım ama başaramadım demek çok daha iyi. Bu sizi vicdanen çok daha rahatlatacaktır. Son olarak ise motivasyon bence ders çalışmadaki en sihirli sözcük. Sizi harekete geçirecek, ders çalışma isteğinizi arttıracak ve arkasından vicdan azabı duymamanız için gerekli motivasyon cümlelerini, hedeflediğiniz okulları ya da hedeflediğiniz mesleklerin fotoğraflarını odanıza asabilirsiniz. Bu gerçekten sizi çok fazla motive edecek ve böylece de pişmanlık duymaktan kurtulacaksınız. Evet arkadaşlar, bugün sizinle ders çalışamadığımız için pişmanlık duyduğumuzda neler yapmalıyız ya da neden pişmanlık duyuyoruz bunlarla ilgili konuştuk. Sizin ders çalışmaya dair pişmanlıklarınız var mı? Varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.